Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet hocam, maçı bir değerlendirelim. Öncelikle çok hak ederek bir üst tura çıktığımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum ayrı ayrı. Bugün 8 kişi dahi kalsak hiç fark etmeyeceğini düşünüyorum. Yine Adana Demirspor olarak üst tura çıkacağımızdan hepimiz inanmıştık ve gerçekten bunu sahada bu mücadeleyi oyuncularımız gösterdi. Trabzonspor çok büyük bir camia. Trabzonspor'un kimseye ihtiyacı yok. Maçın 90. dakikasında önümüzde çizgide olan frikiyi 5 metre içeriden attılar. Golü yedik. Sonuçta golü biz yedik. İki tane duran toptan hata bizim hatamız. 90+5 gösterildi. 90+7'de penaltı verildi. O bitti. Üstüne yarım saat 10 kişi oynadık. Ama yine söylüyorum, başında söyledim. 8 kişi oynasak bugün yine bizim için hiçbir şey fark etmeyecekti. Genç oyuncumuz var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. 16 yaşında daha İzzet. Oyunu aldık. İkinci golde taç çizgisinde bir faul oldu. Onun sayesinde attığımız serbest atışta golü bulduk. 90. dakikada hiç tasvip etmediğim son dakikada penaltıdan sonra Resul'ün gördüğü kırmızı kart var. O hiçbir türlü kabul edebileceğimiz bir şey değil bizim camia olarak. Daha sonra toplandık. Mehmet Uslu'yu sol bek pozisyonuna almam gerekiyordu. Daha 16 yaşında hocam, abilerim benden daha tecrübeli, ben çıkayım diyecek olgunluğu gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kupa bizim için, tabii ki Türkiye Kupası çok önemli ama bizim camiamızın başkanımız Sayın Murat Sancağ'ın, Türkiye'de birçok Adana Demirspor sevdalısı var. Herkesin ana hedefi Süper Lig'e çıkmak. Bugün bu galibiyeti yaşadık. Tabii ki mutluyuz. Çok önemli bir galibiyetti. Çok önemli bir rakibi eledik. Ama yarından itibaren pazartesi oynayacağımız Tuzla Spor maçına odaklanacağız ve bütün konsantrasyonumuzu lige çevireceğiz. Var mı soru? Buyurun. Adana Demirspor. Estağfurullah. Değişenleri zaten malumunuz, hepiniz biliyorsunuz. Başkanımız tek tek açıkladı. Ama çok kaliteli bir oyuncu kadromuz var. Onları arkada bıraktık biz. Önümüze bakıyoruz. Emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonra gözümüz hep bizim ileride, dikiz aynasında değil. Var mı başka soru? Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Hocam buyurun. İyi akşamlar. Öncelikle maçın değerlendirmesini yapalım. İyi bir takım. Oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı bugün ilk yarının ilk 35 dakikasını aslında tamamen çöpe attık. 35'ten sonra biraz daha doğru oyun da sahanın içinde. O zaman biraz daha rakip kaleye gitmeye başladık. Orada da işte pasın kalitesi, pasın şiddeti veya detaylar. Sonra ikinci yarı itibariyle zaman zaman geçişlerden verdiğimiz pozisyonlar. Sonrasında oyunun içine devamlı olmaya çalıştık. Ve şöyle söyleyeyim, fırsat son dakikada tekrar geri dönüşle ilgili bir fırsat daha geldi. Ve bunu değerlendirmedik, uzatmalara gitti. Şimdi kadro mühendisliğinin, sakatların, onun alternatifleri bugün itibariyle Santufor'un ilk defa oynuyor. Ve ilk 45 dakika sonunda sakat tekrar. Ve bunun alternatifi şu an itibariyle bize çıkan altyapıdan oyuncumuz veya giren hamleler. Yani arada yani oyuncu kalitesiyle veya kadro mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı bir durum var. Bu sefer... Hani buna rağmen çocukların iyi niyeti, oyunun içinde yapmaya çalıştıkları ve kaçırdıkları detaylar var. Onun için bunu çok iyi doğru değerlendirip, doğru düşünüp kadro mühendisliğini, rekabeti, burası Trabzonspor, hani oyuncu kalitesinin daha yüksek, yukarılara doğru çıkan ve rekabetin içinde, yarışmanın içinde olması gerekiyor. Onun için bu mühendisliği yaparken devre arası veya sene sonu itibariyle de bu yapılanmayı, bu organizasyonu doğru gerçekleştirmek gerekiyor. Bugün Ekuban, bugün Tony, Canini oynamadı daha doğru dürüst. Afabe'de performansı inişli çıkıştı. Önde oyunsuz ve santrforsuz oyunla ancak bu kadar olabiliyor. Onun için umarım doğru tespitler, doğru net oyuncular ve önümüzdeki sene doğru organizasyon
yukarıya doğru daha doğru seyreder diye düşünüyorum şu an itibariyle. Bununla ilgili oyun ve oyun organizasyonu ve kaliteyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Sorunuz var mıydı? Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na ve bu akşam ilk maçta elendi. Kenarda da siz çok sinirlendiğiniz, sizi en çok sinirlendiren şeyler de neydi oyun içerisinde? Bunu çok merak ediyorum. Geçen seneki Trabzonspor kadro kalitesiyle bugünkü kadro kalitesini sen de benim kadar en az net bir şekilde biliyorsun. Evet, Trabzonspor'un her zaman hedefi yukarıda olması lazım. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bir kere kadro kalitesini doğru bir kere oluşturmamız gerekiyor. İkincisi oyundaki detaylar, biraz evvel dedim. Pasın kalitesi, pasın şiddeti, bazen saha dağılımlarının doğru olmadığı, duygularıyla. Yani şöyle bir şey, oyun artık tamamen planlanan bir oyuna dönmüştür. Yani 3-1'den maç kaybetmeyen, geçiş vermeyen bir takım olmamız gerekiyor. 1-0'dan 3-1 durumlara düşmemiz gereken bir takım olmamız gerekiyor. Bu oyun böyle 60-70 metre devamlı gel gitlerin bir oyundan çıkmıştır. Bunu daha dengeli bir şekilde oturtturmaya çalışıyoruz. Bugün baktığında ligde 4 maç, belki 2 galibiyet, 2 beraberlik. Oyun olarak yukarı çekerken son maç aslında oyun olarak aşağı doğru inen bir şey vardı. Çok kolay değil. Yani kaliteyi, oyuncu kalitesini çok daha denk bir şekilde bir araya getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başka soru var mı? Bir soru var hocam önümde. Yeni Şafak gazetesinde Ali Kemal Yazıcı. Göreve gelmeden önceki düşüncelerinizle bugünkü düşünceleriniz arasında ne gibi farklılıklar oluştu? Şimdi bir farklılık oluşmadı. Burası Trabzonspor. Yani her zaman bu yapılanmasını, organizasyonunu yapacaktır da yapmaya da devam edecektir. Düşünce şu, oyuncuyla bazen çalışırsın, bazen rakip olursun oyuncu grubuyla. Bazen televizyondan seyredersin, bazen de çalışırsın. Aradaki farklılık şu, oyuncu kalitesiyle ara oyuncu arasında sıkışmış bir durumumuz var şu an itibariyle. Onun için bunu daha net bir şekilde netleştirmek gerekiyor. Bugün bir Tony olmadığı zaman, bir Ekuban olmadığı zaman, Ömür olmadığı zaman diğer santiforlar daha Trabzonspor'da net bir şey veremediği için bugün santiforsuz bir oyun veya oradaki performanslar biraz daha belirleyici oluyor. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.